Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi de raporlarla alakalı raporların türlerinden bahsedeceğiz. Dört farklı rapor tipi type, e, report type'ımız var. Reportlar yani dörde ayrılıyor. Bunlar tamamen oluştururken oluşturduğunuz e, bazı özelliklere göre dörde ayrılıyorlar. Yoksa hani şöyle bir şey yok. E, yani report type ekle e, gibi bir şey yok. Tamamen dediğim gibi sizin. Oluşturduğunuz raporların e, şekline göre e, dört tane isim alıyorlar. Birincisi tabler, tabler e, e, raporumuz var. Tabular report diye geçiyor. İkincisi samuri, samuri biraz daha farklı Summarize yapıyoruz. Üçüncüsü matrix, dördüncüsü joined. Dört tane e, report type'ımız var. Tekrar ediyorum tabler, samuri. Sum, Ondan sonra Matrix ve Joint diye dört tane Salesforce rapor türümüz var. Biz ilkiyle başlayacağız. Birincisini ne demiştik? Tabular demiştik. Tabular raporu çalışalım. Tekrar bir rapor oluşmaya çalışıyorum. New Report diyorum. Bu kez yine öğrenciler üzerinde yapayım. Bütün raporlarımı öğrenciler üzerinde yapayım. Classes with Students onu bulalım. Ya da sadece Classes da olabilir. Classes yazalım bu kez. Bundan bir rapor yapalım. Burada bu raporumuzun adına şöyle bir şey verelim. Bunu Save yapalım. Buna ee, Tabular Report Type diye bir isim verelim. E, farkını görmek için Type diye bir isim veriyorum. İçine de Classes yazıyorum. Sadece sınıfların olduğu bir rapor. Bunu da yine Private olarak buraya ekliyorum seviyorum. Şimdi burada sadece sınıflarımızı göreceksiniz. Hangi sınıflarımız varsa onları göreceksiniz. All classes diyorum aşağı doğru bütün sınıflarımız alt alta geliyor. Bu bir tablo. Yani tablolar deyince bir tablo Excel tablosuna farklı değil. Yani group eklememeniz gerekiyor. Eğer group eklerseniz o zaman değişiyor. Sadece sütün eklediğiniz raporlara biz tablir report diyoruz diyoruz. Yani group eklemeyeceksin. Group eklediğiniz zaman onun adı değişiyor. Farklı bir rapor oluyor. Şu anda eğer tablolar metot tablolar tabüler rapor yapmak istiyorsanız sadece tablo olması gerekiyor. Bizim Excel'e benzer ya da account tablosuna benzer, kontak tablosuna benzer bir tablo. Buraya istediğiniz kadar kolum ekleyebilirsiniz tabi. Diyelim ki class içeri eklediniz. Ondan sonra diyelim ki capacity eklediniz. bu şekilde işte ne olabilir? Number of students eklediniz. Bu şekilde bir tablo yapıyorsunuz. Bu tabloya biz ne diyoruz? Tablermet e, rapor diyoruz. Rapor type diyoruz ve şunu da bilmeniz gerekiyor. Mülakatlarda belki çıkar, e, be, belki de çıkmaz. Çok önemli bir soru değil ama tabler tablermet'lara chart ekleyemiyoruz. Gördüğünüz gibi yukarıdan add chart bize şu anda e, disable gözüküyor çarpı ekleyemiyoruz. Onu bilmemiz gerekiyor. ondan Onun dışında şunu bilmek lazım. Eğer bir tabloda sadece kolumlar yani sütünler kullanılmışsa simple bir tablo. Biz buna tabular e, report type diyoruz. E, ve bu şekilde kullanıyoruz.